Hazreti İsa yeryüzüne ikinci kez gelecek. Kur'an'da ve hadislerde Hazreti İsa ile ilgili haber verilen en önemli bilgilerden biri, Hazreti İsa'nın ölmemiş olduğu ve kıyametten önce yeniden dünyaya döneceğidir. Bu gerçeğin Kur'an'da yer alan pek çok delili vardır. Birinci delil: sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Bu ayetlerde kıyamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hazreti İsa'ya gerçekten bağlı olan bir gruptan söz edilir. Ancak şu ana kadar böyle bir grup yaşamamıştır. Hazreti İsa hayattayken ona uyanların sayısı çok azdı. Allah katına yükselişinin ardından da Hristiyanlıkta hızla dejenerasyon başlamıştı. Zamanla Hristiyanlık özünden uzaklaşmış, hak dinden farklı bir dine dönüşmüştü. Günümüzde ise Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki sapkın inancı benimsemektedirler ve baba, oğul, kutsal ruhu simgeleyen batıl teslis inancına sahipler. Bu durumda ayetteki sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim ifadesi açık bir bilgidir. Samimi olarak Hazreti İsa'ya uyanlar, onun yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaklar ve kıyamete kadar inkar edenlere üstün olacaklardır. İkinci delil: ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır. Bu ayetlerde ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur ifadesi önemlidir. İslam alimlerinin ittifakıyla ayette bildirilen o zamiriyle Hazreti İsa'dan bahsedilmektedir. Çünkü bu ayetten önceki ayetlerde o zamiri yine Hazreti İsa için kullanılmıştır. Ayetteki ölmeden önce ifadesinde dikkat çekici bir husus daha vardır. Burada bildirilen Hazreti İsa'nın ölümüdür. Oysa Hazreti İsa ölmemiş, Allah katına yükselmiştir. Yani onun ölmesi için ancak yeryüzüne yeniden gelmesi ve yaşaması gerekir. Dolayısıyla bu ayetler Hazreti İsa'nın dünyaya yeniden geleceğinin açık bir delildir. Ayrıca ayetlerde ilahi dinlere mensup olan herkesin Hazreti İsa'ya iman edeceği bildirilir. Bu bilgi ise bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden inmesiyle birlikte kitap ehli onu görüp bilecek, ona Müslüman olarak itaat edecek ve Hazreti İsa da onların durumlarıyla ilgili ahirette şahitlik edecektir. Üçüncü delil: şüphesiz o, kıyamet saati için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Bu ayette geçen o kelimesiyle Hazreti İsa'dan bahsedildiği açıktır. Çünkü bu ayetin öncesindeki ayetlerde de Hazreti İsa kastedilerek yine o zamiri kullanılmıştır. O yalnızca bir kuldur. Kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Nitekim Kur'an tefsircilerinin ve büyük İslam alimlerinin hemen hepsi de bu ayetlerdeki o zamirinin Hazreti İsa olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla bu ayet Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne dair açık bir bilgidir. Çünkü Hazreti İsa Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık 6 asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını kıyamet saati için bir bilgi, yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayette bildirilen Hazreti İsa'nın içinde bulunduğumuz ahir zamanda, yani kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır. Nitekim büyük İslam alimleri ve müfessirler de Hazreti İsa'nın gelişinin kıyamet alametlerinden biri olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Taberi tefsirinde ise bu ayet şu şekilde açıklanmaktadır: Hazreti İsa'nın zuhur etmesi kıyamet saatinin gelişini bildiren bir alamettir. Çünkü onun zuhuru kıyamet alametlerindendir. Yeryüzüne inişi
dünyanın sonunun geldiğine ve ahiretin başlangıcına delildir. Dördüncü delil, ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Allah şöyle diyecek, ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs'le destekledim, beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Bu ayetlerde Tevrat ve İncil dışında bir başka ilahi bir kitabın daha Hazreti İsa'ya öğretildiği haber verilmektedir. Bu kitabın hangi kitap olduğu kuşkusuz çok önemlidir. Kur'an'da yer alan diğer ayetleri incelediğimizde kitap ifadesinin Kur'an'a işaret ettiğini görürüz. Hazreti İsa'ya öğretilecek olan üçüncü kitabın Kur'an olduğu ve bunun da ancak Hazreti İsa'nın ahir zamanda dünyaya dönüşünde mümkün olabileceği açıktır. Çünkü Hazreti İsa, Kur'an'ın indirilmesinden yaklaşık 600 sene önce yaşamıştı. Dolayısıyla yaşadığı dönemde Kur'an'ı öğrenmiş olması mümkün değildi. Peygamber Efendimizin hadislerinde de Hazreti İsa'nın dünyaya ikinci kez gelişinde İncil'le değil Kur'an'la hükmedeceği bildirilmiştir. 40 yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. Hazreti İsa yeniden yeryüzüne gelecek ve Kur'an'ı bu gelişinde öğrenecektir. 5. Delil, Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Bu ayette de Hazreti İsa'nın dönüşü haber verilmektedir. Tefsir alimlerinin birçoğuna göre bu ayet, her iki peygamberin de babasız olmasına işaret eder. Hazreti Adem nasıl Allah'ın ol emriyle topraktan yaratılmışsa, Hazreti İsa da yine Allah'ın ol emriyle babasız doğmuştur. Ancak ayette bildirilen ikinci bir bilgi daha vardır. Hazreti Adem cennetten nasıl yeryüzüne indirildiyse, Hazreti İsa da Allah'ın katından yeryüzüne indirilecektir. 6. Delil, doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Bu ayette Hazreti İsa'nın öleceği günden bahsedilmektedir. Buysa ancak Hazreti İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir. 7. Delil, beşikteyken de yetişkin, kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Allah şöyle diyecek, ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs'le destekledim. Beşikteyken de, yetişkin, kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Beşikte de, yetişkinliğinde de, kehlen de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir. Kehlen kelimesi Kur'an'da yalnızca bu ayetlerde ve Hazreti İsa için kullanılır. Bu kelimenin anlamı ise 30 ile 50 yaşları arasında gençlik devresini bitirip ihtiyarlığa ayak basan, yaşı kemale ermiş kimsedir. İslam alimlerine göre bu kelime 35 yaş sonrası dönemi işaret eder. Ancak İslam alimleri hadislere dayanarak Hazreti İsa'nın genç bir yaş olan 30 yaşının başlarında Allah katında yükseldiğini bildirirler. Dolayısıyla Hazreti İsa ilk yaşamında kehlen devrine gelememiştir. Bu ise yeryüzüne yeniden geleceğine ve ikinci bir hayat yaşayacağına dair bir işaret olabilir. Nitekim İmam Taberi, Taberi Tefsiri isimli eserinde bu ayetlerdeki ifadeleri şöyle açıklar. Bu ifadeler Hazreti İsa'nın ömrünü tamamlayıp yaşlılık döneminde insanlarla konuşabilmesi için gökten ineceğine işaret etmektedir. Çünkü o genç yaştayken göğe kaldırılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti İsa'nın bu yüzyılda geleceğini haber vermiştir. Hazreti İsa aleyhisselamın Allah katında diri olduğu ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gelecek olması hadislerde detaylı olarak yer almaktadır. En büyük ve güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte'de, İmam Maliki'nin Muvatta'sında, İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın sahihlerinde, İbn Hanbel ve Tayalisi'nin müsnetlerinde,
Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili hadisler bulunmaktadır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah katında diri olduğu ve yeniden dünyaya geleceği konusunda kanaat belirten İslam alimlerinin başında mezhep imamımız olan Ebu Hanife gelmektedir. Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber adlı eserinin son bölümünde şunları bildirmektedir. Deccal'in, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri sahih haberlerde aktarıldığı üzere haktır, olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişi konusunda nakledilen hadisler tevatür derecesindedir. Birçok araştırmacı da alimlerimizin görüşlerinin bu yönde olduğunu aktarmaktadır. Tevatürün tanımı büyük lügatte şöyle yapılmaktadır. Tevatür, kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili hadis-i şeriflerin bazıları ise şöyledir. Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek. İsa bin Meryem, adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam, namazda Hazreti İsa Aleyhisselam'a imamlık yapacaktır. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri, Mehdi ona, "Gel, bize namaz kıldır," der. Bunun üzerine Hazreti İsa, "Hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz," der. İbn-i Ebi Şeybe, Musannef'inde İbn-i Şirin'den tahric etti. Dedi ki, Mehdi bu ümmettendir ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a imam olacaktır. Nuaym bin Hammad, Abdullah bin Amr'dan tahric etti. Dedi ki, Mehdi, İsa İbni Meryem'in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir. Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam aranıza indiğinde ve imamınız Mehdi sizden olduğunda bakalım ne yaparsınız? Hazreti İsa Aleyhisselam geldiğinde dünya barış ve huzurla dolacak. Hazreti İsa yeni bir şeriat getirmeyecek, İslam ahlakını hakim edecektir. 40 yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. Hazreti İsa ümmeti Muhammed'e peygamber olarak değil, şeriat-ı Muhammediye'yi tatbik etmek için gelecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam inecek ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olacaktır. Hazreti İsa döneminde yeryüzü barışla dolacaktır. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Savaş erbabı da ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakacak. İnsanlar güven içinde olacaklar. Yeryüzüne öyle bir emniyet, güvence gelecektir ki, yılanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar da koyunlarla beraber otlayacak, çocuklar da yılanlarla oynayacak, yılanlar onlara zarar vermeyecektir. İnsanlar arasındaki düşmanlıklar ve kin kalkacak. Akrep ve yılanların zehirleri olmayacak. Hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu arslanı kaçırmaya zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt, koyunlar arasında sanki bir çoban köpeğiymiş gibi bekleyip duracak. Hazreti İsa, yeryüzünde hiçbir akrabası ve tanıyanı olmamasıyla tanınacaktır. Allah, Âl-i İmran suresinin 45. ayetinde Hazreti İsa'nın hem dünyada hem de ahirette seçkin, onurlu, saygın ve Allah'a yakın kılınanlardan olduğunu bildirmiştir. Allah'ın ayetinin bir tecellisi olarak tüm peygamberler gibi Hazreti İsa da çevresindeki insanlar arasında saygınlığıyla, seçkin ve onurlu oluşuyla tanınacaktır. Görenler onu daha bakar bakmaz tanıyacak, kalplerinde bu konuda hiçbir şüphe oluşmayacaktır. Ancak bunlar dışında onu insanları tanıtan başka belirtileri de olacaktır. Şüphesiz bunların en önemlilerinden biri, Hazreti İsa'nın dünyada bir ailesinin, hiçbir akrabasının,
eskiden tanıdığı tek bir kişinin olmamasıdır. Dünya üzerindeki tek bir kişi, ben onu daha önceden tanıyorum, şu zaman görmüştüm, onun ailesi ve yakınları şu kimselerdir gibi bir iddiada bulunamayacaktır. Çünkü onu tanıyan tüm insanlar bundan 2000 sene önce yaşamış ve ölmüşlerdir. Kuşkusuz bu kıstas, dönem dönem ortaya çıkan sahte mesihlerin de asılsız iddialarını çürütür. Çünkü tüm çocukluğu insanlar arasında geçmiş, çok sayıda çocukluk resmi olan, kendisini küçüklüğünden itibaren tanıyan sayısız kişiye sahip bir insanın Hazreti İsa olduğunu iddia etmesi son derece mantıksızdır. Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden gelişinde ise onun Hazreti İsa olduğundan şüphe edilmeyecektir. Hiç kimse bu kişi Hazreti İsa olamaz diyecek bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hazreti İsa Allah katına yükseldiği haliyle o zamanki kıyafetiyle gelecek, hiçbir insanın asla taklit edemeyeceği üstün özelliklere sahip olacaktır. Hazreti İsa'yı en güzel şekilde karşılamak. Kur'an'da apaçık bildirilen deliller ve dünya üzerindeki yaşanan gelişmeler çok önemli ve kutlu bir haberi müjdelemektedir. Hiç şüphesiz Hazreti İsa içinde bulunduğumuz ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek ve insanları hak dini olan İslam'a yönlendirecektir. Bu ise yeryüzündeki tüm insanlar için çok büyük bir müjde, sevinç ve şevk kaynağıdır. Hazreti İsa'nın gelişi Allah'ın tüm insanlığa verdiği bir nimet ve lütuftur. Çünkü onun gelişiyle birlikte dünya üzerindeki tüm kargaşa son bulacak, Kur'an ahlakı dünyaya hakim olacak, her bakımdan üstün bir dönem yaşanacaktır. Yapmamız gerekense bu güzel gün için en iyi şekilde hazırlanmak ve yeryüzüne ikinci kez gelecek olan bu mübarek peygamberi en güzel şekilde karşılamaktır. Nitekim Allah, biz Müslümanlara Hazreti İsa'ya yardımcı olan havariler gibi olmamızı emretmektedir. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.''